Aspor ekranlarından herkese mutlu sabahlar, mutlu pazarlar sevgili izleyenler. Sabah sporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündemin öne çıkan spor gelişmelerine, gazete manşetlerine bakacağız. Tabii konuklarımız da olacak. Onlarla birlikte de gündemi detaylıca değerlendireceğiz birlikte. Ve başlayalım hemen tabii. Süper Lig'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gelin alınan sonuçlara ve programa birlikte göz atalım. Haftanın açılış karşılaşmasında Korendon Alanyaspor MK Ankaragücü'nü 2-1 ile geçti. Arabam.com Konyaspor evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi ve Babakar Fatih Karagümrük'te Biteksen Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Pazar günü bugün 4 karşılaşma var. Saat 17'de İstanbulspor Demir Grup Sivasspor deplasmanında olacak. Saat 20'de Gaziantep Hangi Kredi Ümraniyespor'la kozlarını paylaşırken Galatasaray'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ve bugünün son karşılaşmasında da Yukatel Kayserispor Fraport Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yarın haftanın son gününde pazartesi günü 2 karşılaşma var. Saat 19'da Beşiktaş Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelirken saat 21'de de Trabzonspor Adana Demirspor deplasmanında olacak. Fenerbahçe ise bu haftayı bay geçen takım oldu. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak dedik. Peki bu maçın detayları ve öne çıkanları neler? Gelin hep birlikte bakalım. Sırada gazete manşetlerimiz var. Bakalım bugün öne çıkanlar ve manşetlerde neler var? Hep birlikte inceleyelim. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız bugün. Fotomaç zirve aslanın başlığıyla başlamış bugüne. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir son 11 yılda transfere 912 milyon euro gibi inanılmaz bir rakam harcadı deniyor. Ve altta da takımların transfer giderlerine yer verilmiş. Galatasaray bu listede ilk sırada. Söz konusu takımların satışlardan kazandığı sadece 612.92 milyon euro, 329 milyon euro da zarar etmişler. Galatasaray'ın transfer gideri 288.37 milyon euro, Fenerbahçe'nin 275.87 milyon euro, Trabzonspor'da yine 3. sırada 170.14 milyon euro ile ardından Beşiktaş ve Başakşehir geliyor. Avrupa'da 8. sıradayız başlığı var altta gördüğünüz. Süper Lig 115.9 milyon euroluk yaz transfer harcamasıyla Pro Lig'de Belçika'da önünde Avrupa'da 8. sırada yer alıyor. Zirvede yer alan İngiltere Premier Lig'de kulüpler 2 milyar 240 milyon euro transfer harcaması yaptı. 2. sırada yer alan İtalya'da bu rakam 749 milyon euro olmuş. Fanatik gazetesiyle devam edeceğiz şimdi. Fanatik'te sol tarafta Fenerbahçe'de Jesus etkisi başlığı var. Sağ tarafta da Kartal'da Josef isyanı görüyoruz. Ortada da yine Galatasaray yenilenen Aslan Paşa'ya karşı. Sol tarafa bir göz atalım. Fenerbahçe'de Jesus etkisi. Fenerbahçe 30 yaş üstü transfer yapmadı bu sezon. Gelen ilk 11 oyunculardan sadece Henrique kiralık. Aidiyet duygusu eksik kalmayacak. Hemen hiçbir mevki eksik kalmadı ancak Jesus etkisinin fazlasıyla hissedildiğini de söylemek lazım. Sağ tarafta da Josef de Souza'yı görüyoruz. Dün bir basın toplantısı gerçekleştirmişti ve tabii gözyaşlarına da hakim olamadı. Sahada takım arkadaşlarına saldıran Ankaragücü seyircisine müdahale ettiği gerekçesiyle bir maç ceza alan Josef de Souza basın mensuplarının karşısına çıktı. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Brezilyalı futbolcu daha sonra sosyal medyadan bu tür olaya tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendini güvende hissetmediğini söyledi. Ve devam ediyoruz. Sabah spor diyeceğiz. Sabah sporda basketbol haberi bugün öne çıkan haber. Tabii dünün en üzücü olaylarından biri Eurobasket'te son 16 turuna veda etmemiz. Rüyadan kabusa başlığı atılmış. Berlin'de çeyrek final bileti için sahaya çıkan Türkiye, Fransa'ya bir değil iki kez yenildi. Yukarıda Cedi Osman, Cedi dejavu yaşadı. Cedi son dakikalarda iki serbest atış kaçırdı ve sosyal medyada da aslında oldukça eleştirildi. Ama genel olarak kötü bir performans sergilediğini tabii ki söyleyemeyiz. Bitime 11.8 saniye kala 77-75 önde olan 12 dev adam adına Cedi Osman 2 serbest atıştan boş dönünce
77-77 ile uzatmalara gidildi. Uzatmanın son 10 saniyesine bir sayı geride giren milliler, Furkan Korkmaz'ın şut kullanamaması sonrasında turnuvaya maalesef veda etti. Hürriyet Spor'la devam ediyoruz. Burada da yine dünün üzücü olayı basketbol, Eurobasket'i görüyoruz. Çeyrek final. A milli takımımız son 16 turunda Fransa'ya uzatmada yenilip Avrupa Şampiyonası'na maalesef ki veda etti. Elimizden kaçtı. Gerçekten de aslında öyle oldu. Uzatmalarda kaybetmek hepimizi üzdü. Son hücumda Furkan Korkmaz topu elinden kaçırınca kaybettik. Aslında son topu elinden kaybetti ama Furkan da çok kötü bir performans sergilemedi. Tam 18 sayı kaydetti ve dünün yıldızlarından biri de tabii ki Buğrahan Tuncer'di. Toplam 22 sayı üretti gece boyunca. Tutuk başladı. Maçın 16. dakikasında 16 sayı geriye düşen milliler peş peşe üçlükler atan Buğrahan'ın önderliğinde 19-0'lık seri yakalayıp son çeyreğe 57-49 önde girdi. Ancak hem normal sürede hem de uzatmalarda son hücumlardan yararlanamadık ve bu fırsatı kaçırmış olduk maalesef. Devam edelim. Milliyet Spor var sırada. Milliyet Spor'da da Galatasaray'ı görüyoruz. Kod adı Avrupa başlığıyla ve solda da Icardi ve Mertens'in görüntüsü yer alıyor. Sezonun transfer şampiyonu olan Galatasaray'da operasyonların genel adının Avrupa şampiyonluğu olduğu ortaya çıktı. Sarı Kırmızılar bu sene ligde mutlu sona ulaşıp gelecek yıldan itibaren Avrupa'da kupa kaldırmak için çalıştı. Tabii Avrupa sahnesinde Galatasaray'ı göremiyoruz bu sezon. Ve bütün transferlerde tabii sebebi Avrupa'ya gitmek. Nevzat Dindar'ın haberi var yine sahada. Galatasaray'ın transfer operasyonunun genel adının Avrupa şampiyonluğu olduğu ifade edildi. Önemli transferler için WhatsApp grupları oluşturan Sarı Kırmızılar'da bunlara çeşitli adlar verilmişti. Örneğin Mertens transferi için oluşturulan gruba Görge Hagi'nin isminin verildiği ortaya çıktı. Gazetelerimizle devam ediyoruz. Foto maça tekrar dönüyoruz. Foto maça bakacağız. Zirve Konya'nın başlığı var. Anadolu Kartalı Hatay'ı geçti ve liderliğe oturdu. Şu anda Konya Spor Süper Lig'de liderlik koltuğunda. Yeşil Beyazlar Hatay Spor'u Paz'ın golüyle yendi. Başakşehir ile birlikte ligde gol yemeyen tek takım olan Konya ekibi maç fazlasıyla zirveye çıktı. Palut 3 puanı hak ettik dedi. Maç sonu açıklamalarına yer verilmiş yine. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut çok pozisyona giremeseler de 3 puandan memnun olduklarını söyledi. Çotanak Gümrük'te takıldı alttaki haberimiz. Karagümrük deplasmanından Bayiç ile öne geçen Giresun'u 90+2'de Cagne durdurdu. Onlar da yine 1-1 berabere kaldı. En altta da 12 dev adam şoke etti başlığı var. 86-87. Normal sürede Cedi Osman uzatmada Furkan'ın hatalarıyla Fransa'ya bir sayıyla kaybedip Eurobasket'e son 16'da veda ettik. Fanatik diyeceğiz şimdi. Fanatik gazetesi Konya durdurulamıyor başlığı atmış yukarıda. Yeşil Beyazlar Hatay Spor'u ağırladı. Konya Spor 66. dakikada Paz'ın kaydettiği gole 1-0 kazandı. Üste gençler son anda yıkıldı görüyoruz. Onu da sizlere söyleyelim. Gençler Birliği Tuzla Spor karşılaşmasına yer verilmiş ve Tuzla Spor 2-1 maçı almış. En alta da bakacak olursak yine Keçiören kaçtı, Bandırma yakaladı başlığı var. Namağlup yoluna devam etmek isteyen Bandırma Keçiören'le kapıştı. Balıkesir temsilcisi 2-0 geriye düştüğü mücadeleden de 2-2 beraberlikle ayrıldı. Takvim gazetesine geçiyoruz. Dev hüsran demiş Eurobasket'e atıfta bulunarak 86-87 kaybettiğimiz mücadeleyle ilgili. Fransa'ya maalesef uzatmalarda yenildik. Altta Ergin Ataman'ın bazı açıklamaları var. 26 yıllık kariyerimin en kötü anıydı dedi. A milli takımın koçu Ergin Ataman Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamada maç hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Duygusal anlamda 26 yıllık kariyerimin en kötü anıydı. Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz, aşırı heyecan mı deriz bilmiyorum ama basket aslında böyle bir oyun dedi Ergin Ataman.
Yeni Asır Spor diyeceğiz. Yeni Asır Spor'da da yine basketbolu görüyoruz. Kahreden veda 86-87 tabii ki A milli basketbol takımımız Fransa'ya mağlup oldu. Başarıyı unuttuk başlığı var altta. Tabii son yıllarda basketbol adına Avrupa'da çok başarılı bir performans sergileyemiyoruz Euroleague dışında. Geçen yıl Anadolu Efes Euroleague'i kazanmıştı, hatta 2 yıl üst üste kazanmıştı. Umuyoruz bu senede bir Türk temsilcisi Euroleague'de başarılı olur. Alttaki haberimiz Yeni Aslan 3 puanın peşinde. Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele ve Volkan Bayarslan bu maçta düdük çalacak. Galatasaraylar tabii geçen haftaki karşılaşmada başarılı bir performans göstermişti ve taraftarını oldukça mutlu etti. Ve tabii bir galibiyet serisi yakalamanın hedefindeler. Bakalım neler olacak bu akşam. Galatasaray bugün saat 20'de Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak dedik. Peki bugün Galatasaray ile ilgili gazetelerde öne çıkan haberler neler? Gelin hep birlikte inceleyelim. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Gala gecesi başlığı atılmış gazetede. Galatasaray yeni kadrosuyla bugün sahne alıyor. Sarı kırmızılı ekip saat 20'de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Mata haricindeki oyuncular kadroda yer alacak. Flash transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan stadında yapılacak maçta saat 20'de başlayacak ve maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Görücüye çıkacaklar başlığı var altta. Yine yeni transferleri bu maçta görme ihtimalimiz yüksek. Sarı Kırmızılılar 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Ross ve Raşit Say'ı kadrosuna kattı. Yeni oyuncuların katılımı büyük heyecan yaşatırken şimdi gösterecekleri performans büyük merak uyandırıyor hem taraftarda hem de Galatasaray camiasında. Gözler forvette, Gomis ve Seferovic'i değişmeli olarak kullanan Okan Buruk'un Icardi'nin gelişinin ardından kimi tercih edeceği merak ediliyor. Alta indiğimizde Ender Bilgin'in özel haberini görüyoruz. Vakame'yi ararken zamanla tamir edilemeyecek tek şey ise Vakame etkisi. Trezeguet meziyetleri olan bir oyuncu fakat kesinlikle Vakame değil. Trabzonspor'un maçın büyük bir bölümünü bir kişi eksik oynayan Ferencvaros'a yenilmesi bu haftaki Avrupa serüvenimizin üzücü sonu oldu. Orta sahamızın çok geçirgen olması, kolay ve basit top kayıpları yapmamız yenilgide önemli rol oynadı dedi Ender Bilgin. Devam edelim Fanatik Gazetesi diyeceğiz. Aslan'ın seri zamanı başlığı atılmış ve Gomis'in bir gol sevinci fotoğrafına yer verilmiş. Geçen hafta 10 kişi kalıp son dakika gelen golle Gaziantep'i mağlup ederek moral bulan Galatasaray bugün Kasımpaşa deplasmanında olacak. Gol yükü yine Gomis'te. Bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan tek oyuncu olan 37 yaşındaki Gomis, Kasımpaşa maçında da tabii ki ilk 11'de başlayacak. Bakalım yine gol yükünü bu akşamda Gomis yüklenecek mi? Icardi heyecanı başlığı var yine sağ alt köşede. Sarı kırmızılı taraftarlar Arjantinli starı bugünkü maçta sahada görmek istiyor. Aslında Okan Buruk yeni transferlerin yani transfer sezonu kapanmadan son gün aldığı 5 oyuncunun aslında hazır olmadığını söylemişti. Ama bakalım bugün bazı oyuncuları sahada görebiliriz. Galatasaray'ı adım adım takip eden muhabirimiz Metin Karabaş. Metin Karabaş'ın özel haberiydi. Bu da hem güçlü hem moralli. Gaziantep maçında taraftarıyla bütünleşen futbolcular üzerlerindeki baskıyı atmış oldu. Transferin son gününde yapılan 5 transferle takım artık çok daha güçlü gözüküyor. Sabah sporla devam ediyoruz. Üstteki başlıklara bakalım. Yunus ve Kerem'in maaşlarına iyileştirme. Cimbom 2 genç yıldızının garanti ücretlerinde düzeltmeye gidecek. Satılmazsa Nelson'a formunu koruması halinde de Sasha Boy'a zam var başlığı var. Sasha Boy için Rene 285 bin euro bonus ödeneceği de yine sağ üstte yazıyor. Altta ortada büyük bir haber. Lüks hayat, oh ne rahat başlığı var. Icardi'nin eşi Wanda Nara Galatasaray'dan bir dizi özel istekte bulunmuş. Aynı zamanda Arjantinli yıldızın menajerliğini de yapıyor eşi Wanda Nara biliyorsunuz.
Özel aşçı, 5 çocuk için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayabilecekleri ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talep etmiş Galatasaray'dan. Forvet'te Gomis'le devam yine az önceki gazetede de görmüştük. Bu akşamın yine Forvet'te Gomis'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Diyelim ve devam edelim tabii ki. Sıradaki gazetemizde yine Galatasaray Wanda yengeyi bakın nasıl ikna etti başlığı var. Ve yine 5 başlıkta Vandana Aran'ın istekleri sıralanmış. Lüks ev, özel aşçı, 5 çocuk için okul, Aralık ayına kadar otel odası ve 24 saat şoförlü araç. Ünlü futbolcunun eşi ve menajeri özel isteklerini kabul ettikten sonra transfere onay verdiğini de söylüyor. Cimbom çıkıştaki Kasımpaşa önünde başlığı var. Dediğimiz gibi Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk olacak. Galatasaray'da cezalı Abdülkerim ve sakat Mitio bugünkü maçta oynayamayacak. Kasımpaşa'da da Tarkan ve Petretta sakatlıkları nedeniyle bugünkü maçta olmayacak. Tabii ki heyecanlı bir maç olacak bu akşam. Kasımpaşa'da çıkışını sürdürüyor. Son iki maçta galibiyet almıştı. Rose, Yusuf Demir ve Raşit ise bugün kulübede haberi var. Altta gördüğümüz yeni transferlerin bugün kulübede olacağını söylüyor. Takvim Spor diyeceğiz şimdi. Yine az önceki gazetelerde de gördüğümüz Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın isteklerine yer verilmiş burada da. Galatasaray Paris Saint Germain'den dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Cimbom'un yeni golcüsü Icardi'nin transfer süreci için yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'de yayın yapan bir kuruluş programda Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecinde yaşadıkları konusunda bazı açıklamalar yapmış. Yeni Aslan Paşa'ya karşı sağ tarafta yine küçük bir haber var. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor Galatasaray. Yeni transferlerden Mauro Icardi, Yusuf Demir, Rose ve Raşitza'nın kadroda olması bekleniyor. Sakatlığı devam eden Mitro ve kart cezası Abdülkerim Bardakçı ise bugün forma giyemeyecek. Her gazetede aslında farklı isimlerin oynayacağı ya da oynamayacağı yer alıyor. Bakalım kimler oynayacak bu akşam, kimler oynamayacak göreceğiz. Evet, Galatasaray ile ilgili haberlerimizi izledik. Gazete manşetlerine baktık. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. A Spor yorumcusu Suat Umurhan bizlerle birlikte. Hep birlikte 6. haftayı ve Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın herkese. Günaydın. Çok teşekkür ederiz. Süper Lig'de 6. hafta başladı. Maçlar oynandı. İlk önce onu değerlendirerek başlamak istiyorum aslında. Konya Spor zirvede. Siz nasıl bir haftaya başladınız? Değerlendirebilirsiniz. Yani haftanın ilk maçı Alanya'nın galibiyeti ile başladı. Alanya bir süredir kazanamıyordu. Onlar açısından önemli. Ankara Gücü açısından kötü bir mağlubiyet oldu ve Ankara Gücü'nü dibe itti. Düne geçersek Konya Spor Hatay karşılaşması, ben çok keyif aldım. Evet, çok gollü değildi ama akan bir oyun vardı. Hakemin oyuna çok müdahil olmadığı, oyunun gidişatına izin verdiği, zaman zaman hani bu faulde es geçilir mi diyerekten de oyunun akmasını sağladığı bir durum vardı. Düne de öyle bir dönüş yapalım. Onun dışında Fatih Karagümrük beraberliği sonrasında, yani orada Karagümrük Pirlo'yla bu seviyede ne kadar devam eder, ona da ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü istenilenlerin sahaya yansımadığı bir dönem var ve sanki Karagümrük böyle biraz daha puan kaybederse orada da bir değişim sinyali geliyor. Genel çerçevede de baktığımızda lige bu sezon katılan bir alt ligden çıkan takımların gerçekten bayağı bir farklı olduğu, çok kayıplar yaşadığı, kadro kalitesi olarak, oyun planı olarak Süper Lig'in gerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi transfer dönemi yeni bitti. Özellikle Ankara Gücü yerli takviyesini Galatasaray'dan yaptı. Burada bir orta sahaya canlılık gelecektir, bir direnç gelecektir. Çünkü o bölgede büyük sıkıntı yaşıyorlar. Transfer döneminin katkısını alabilen yeni takımlar ligde kalır. Yoksa sanki böyle gelenler geri gidecekmiş gibi bir ilk 5-6 hafta yaşadık.
Şimdilik ilk iki gün böyleydi. Galatasaray'la devam edelim isterseniz. Aynen, Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında olacak. Kasımpaşa iyi bir gidiş sergiliyor aslında. Galatasaray da tabii aynı şekilde. Nasıl bir maç bekliyorsunuz siz? Şimdi Kasımpaşa lige Sami Hoca ile başladı. Sami Hoca ile özellikle ilk iki haftada yenilen 10 gol, bir 4-0, bir 6-0. Yani orada hemen acil bir müdahale, değişime neden oldu. Yerine Şenol Can teknik direktör olarak yeniden göreve geldi. Kasımpaşa'nın böyle artık düzenli olarak geri dönen hocası kıvamında. Zaten neden yollarda ayrılıyor onu da anlamış değilim. Dönüp dolaşıp tekrar Şenol Can gelecekse bırakın teknik adam rahat rahat çalışsın. Geçmiş dönemdeki başarılarını, takımı nereden nereye getirdiğini zaten biliyoruz. Anlık kararlar Kasımpaşa'ya zarar veriyor. Son iki haftada alınan galibiyet var. Kasımpaşa kendine geldi. Galatasaray tarafında ise yani transferlerin bitmesiyle beraber herkes özellikle teknik heyet bir oh be dedi. Çünkü bir türlü sahaya konsantre olamayan bir Okan Buruk vardı. Bunu da kendisi söyledi. Artık şu transfer dönemi bitse de biz de bir futbolcularımızla kim var kim yok planımızı yapsak dedi. Bu bir teknik adam için gerçekten çok zordur. Bunun yanı sıra şöyle bir zorlu dönemi geçti Galatasaray. Zor bir fikstür. Kritik maçların, zor takımların yani Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor böyle ekiplerin olduğu bir fikstürü geride bıraktı. Bu açıdan da burada gelen özellikle son dakika golleri ki Gomis burada başroldeydi. Onunla beraber zorlu bir dönem geride kaldı. Şimdi yeni transferlerin katkısı ne olacak? Evet, bazı ben de onu soracaktım aslında. Sizce uyum sağlayabilecekler mi? Şimdi uyum sağlaması için en azından Ekim ayının ortasına yani toplamda bir aylık sürecin geçmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü çok fazla yeni isim yani 5 tane oyuncu geldi ve bunların nereden baksanız 3'ünün direkt hatta bazen 4'ünün direkt oynaması üzerine planlar yapılıyor. Icardi'den başlayalım. Gomis şu anda formda evet ama Icardi muhtemelen bugün kadroda olmayacaktır. Mata da olmaz. Mata'nın Icardi'ye göre daha da eksiği var. Yani Mata'yı sanki 1-2 hafta sonra ancak da kadroda görürüz. Icardi gelecek hafta bir sorun olmazsa kadroda olur. Yavaş yavaş da oynamaya başlar. Icardi zamanla zaten 1-2 haftaya formayı Gomis'ten alacaktır. Bugün sahada Gomis olur. Hı hı. Seferovic artık yani kulübenin gediklisi olmaya doğru gidiyor. Hamle oyuncusu olarak teknik direktör Okan Buruk onu kullanacaktır. Diğer tarafta Raşitsa ve Yusuf her iki kanatta çok iyi alternatifler olacaktır. Özellikle Raşitsa'yı ben Werder Bremen'de o Max Kruse ile eski Fenerbahçeli Kruse ile oynadığı dönemde çok beğendiğim bir oyuncuydu. Yanındaki sahte 9'u ki bu Kruse'yi iyi kullandığı bir yapısı vardı. Burada Mertens'le çok iyi anlaşabilir. Norwich kariyeri onun için pek parlak olmadı ama Almanya Bundesliga'ya döndüğümüzde böyle her sezon 10-12 toplamda gol artı asist katkısı yaptığı dönem var. Hatta dönemler var. Ben onun faydalı olacağını düşünüyorum bu sezon açısından. Hı hı. Bunun yanı sıra kanatlarda Yusuf tam bir wonderkid. Herkesin beklediği patlamayı henüz yapamadı. Barcelona denedi olmadı. Galatasaray'ın bence en parlak nasıl aldığını anlamadım. Nasıl ikna ettiğini bilemediğim bir oyuncu. Bunun yanı sıra defansta Ross var. O Nelson'un yedeği olacaktır. Dünya Kupası'nda Nelson satılırsa onun yerine dahil olur takıma. Genel olarak bugün Galatasaray'ın 11'ine baktığımızda cezalı Abdülkerim yerine Emin Bayram oynayacak. Onun için de çok kritik bir karşılaşma. Emin'in iyi oynaması stoper ağrısı çeken, stoper sıkıntısı çeken sadece Galatasaray değil tüm Türkiye'de yerli stoper katkısını gözler önüne serer. Emin geçen maç iyiydi. Bir tane böyle ufak bir hata sezdim. Onun dışında ben çok başarılı buldum geçtiğimiz hafta. Umarım bugün de iyi oynar ve orada bir boşluğu doldurur Türk futbolu adına. Yunus Kerem olur bugün 11'de. Maç erken koparsa öyle bir şey olduğunda ikinci yarıda belki Raşitsa'yı Yusuf'u kullanabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Yusuf'un burada yabancı olması Galatasaray'ın planlarının değişmesine neden olabilir. Bunun dışında da genel olarak orta saha ağırlıklı bir karşılaşma bekliyorum. Kasımpaşa gol yemiyor o sorunla. İlk olarak o soruna eğildi teknik direktör Şenol Can. Orada problem yaşamıyorlar. İki haftalık periyoda baktığımızda. Orta sahadaki denk mücadelede biraz teknik olan takım ki bu Galatasaray. Orada devreye girebilir. Orada işi kopartabilir.
Kasımpaşa cephesinde Turgay'ı çok beğeniyorum. Ya o da Almanya tandanslı bir isim. Özellikle son haftalardaki performansı bende gerçekten beğeni topladı. Onun dışında orta sahadaki Mitso sakat. Oliveira Torreira ikilisinden Oliveira'nın dikine oynaması, sürekli hücumu düşünmesi bence bugün Galatasaray'ın en büyük artısı olarak öne çıkacaktır. Kerem Aktürkoğlu'nun performansını nasıl değerlendirirsiniz? Kerem Aktürkoğlu geride kalan haftalarda tam bir hayal kırıklığı oldu. Bir oyuncu kendisine bir sezonda yaptıklarını pay biçerek belli bir konuma oturtmamalı. Futbol öyle bir sezonda biten ve bir sezonda yani bir takımdan Barcelona'ya, Real Madrid'e gittiğiniz bir yapı değil. Burada Kerem bu sezonda geçen sezonki performansın yakınına ulaşsa zaten Avrupa transferini yapacaktı. Avrupa'ya gidememek onun için büyük bir hayal kırıklığı oldu ve mental olarak çöktü. Geçen sezon takımın sırtlayıcısı, kurtarıcısı ve müthiş yetenekleriyle herkese hayran bırakan Kerem bu sezon ne verilen görevlere yakından ulaşabiliyor ne de kendisini orada gösterebiliyor. Bazen çok şey yapmak istemek hiçbir şey yapmamaya neden olur. Kerem de bunu yaşıyor. Geçen maç Gaziantep karşısında böyle 4-5 tane o kadar kritik değil ama kolay ve basit top harcadı ki inanılır gibi değil ikinci yarıya devam edemedi. Kısa pas, tek pas oynaması onu biraz daha rahatlatacaktır. Her maç top ezmesi, her maç 2-3 kişiyi çalımlamadan pası çıkarmaması onun taraftarla da arasını daha da açacaktır. Burada yeni transferler Kerem'e bir nefes aldırır. Raşitsa'nın oynaması, Kerem'in zaman zaman kulübede tutulup bir hani o göz önünden uzaklaştırılması da işine yarayacaktır diye düşünüyorum oyuncunun. Kerem'in 5 haftalık performansı sonrasında artık kulübeye doğru gittiğini görebiliriz yavaş yavaş. Peki Kasımpaşa gol yemiyor dedik uzun bir süredir. Peki Gomis sizce bu büyüyü bozabilir mi? Gomis yani öyle bir şey yaptı ki bize bu sezon başında gönderilmek istendi. Hiç kulüp çıkmadı. Üstüne kulübeye mahkum edildi ki doğrusu da buydu. Geçen sezonki performansı bize bunu gösterdi. Yaşı, durumu, fizik gücü itibariyle Gomis artık kulübenin oyuncusuydu. Ve Okan Buruk bunu yaptı ama girdiği iki maçta hani beraberlikten takımı galibiyete son dakikalarda kurtardı. Seferovic'in de kötü olmasıyla böyle resmen formayı aslanın ağzından aldı ve sahaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta da aynı şeyi başarınca artık Icardi gelene kadar orası Gomis'e emanet. Bu hafta bu işi yapar mı? Savunma nasıl şekillenir Kasımpaşa adına? Tabii ki bilemiyoruz ama Galatasaray'da o tedirginliği yaratan isim Gomis. Seferovic'te bunu göremiyoruz. Seferovic mücadeleci, evet yıpratıcı biraz ama Gomis'in o son vuruş yeteneği, o vuruş becerisi gerçekten çok etkileyici. Burada Kasımpaşa Sadık'la mı başlar, başka bir şablon mu alır onu bilmiyorum. Birebirde de Gomis'in üstüne yüklenebileceklerini düşünüyorum. Çünkü sadece ceza sahası içinde değil, ceza sahası yayı, ceza sahasının böyle bir metre kadar gerilerinde de top alma yeteneğine sahip bir oyuncu. Bu da onun artıları tabii ki. Burada Gomis'in sağına soluna kaçabilen isim, belki Mertens'i boşa düşürmesi halinde Galatasaray buralardan da gol bulabilecek yapıda. Peki çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Suat Umurhan'la birlikte hem Süper Lig'in 6. hafta başlangıcını hem de Galatasaray'ın bugünkü maçını konuştuk ve Beşiktaş'la devam ediyoruz. Ankara Gücü Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylardan sonra Josef de Souza kırmızı kart görmüştü biliyorsunuz. Ve başarılı oyuncu bir basın toplantısı düzenledi. Bakın neler söylemiş. Sırada Beşiktaş'ın gazete manşetleri var. Gelin birlikte bakalım Beşiktaş'la ilgili bugün öne çıkan haberler neler olmuş. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Josef'in açıklamalarına yer verilmiş. Ankara Gücü maçında biliyorsunuz bir olay yaşanmıştı ve Josef de Souza kırmızı kart görmüştü. Ve dün bir basın toplantısı gerçekleşti. Seneye yokum başlığı atılmış. Josef'in sözlerine de yer verilmiş. Bu söyleyeceğim şey kalbimi çok acıtıyor ama seneye yokum dedi. Kaptan gözyaşlarıyla isyan etti. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum dedi. Ve böyle ceza olmaz başlığı da ortada yer alıyor.
Brezilyalı yıldız malum olaylar yaşandığında normal davranmama rağmen bir maç ceza aldım. Kırmızı kart gördüm, ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum dedi. Foto maçtan sonra Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Üste Gezal derbide sahada olacak diyor. Gezal'ın bu haftaki maçta olması aslında beklenmiyor sakatlığı dolayısıyla. Fakat 8. haftada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. O maçta olmasını bekliyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde yarın akşam Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk edecek olan siyah beyazlarda Raşit Gezal dün de takımdan ayrıydı. 14 Ağustos'ta Alanyaspor'la oynanan maçın ardından soğuk algınlığı sorunu ve sonrasında da ayağındaki ağrı sebebiyle formasından uzak kaldı Cezayirli oyuncu ve Beşiktaş Medipol Başakşehir karşılaşmasında olmayacağı söyleniyor. Ortada yine Josef de Souza'nın üzgün bir fotoğrafı var. Dün basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Artık bu ligde kalamam başlığı yer alıyor ve bir sonraki sene Süper Lig'de olamayacağını da açıkladı sosyal medya hesabından. Benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Gelecek sezon artık burada kalmak, bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepkiyi vereceğim için kendimi güvende hissetmiyorum. Bu yüzden güvende hissetmediğim birlikte de kalamam var. Kalamam dedi. En altta Weghorst müjdesi haberi var. Antrenmanda ayağına aldığı darbe sebebiyle önceki günkü idmana tedbir amaçlı çıkarılmayan Wout Weghorst dünkü takım çalışmasında yer aldı ve Başakşehir maçında da olması bekleniyor. Sabah sporla devam edelim. Altta Beşiktaş haberi yer alıyor ve yine Josef de Souza'nın söylediklerine ve üzgün gözyaşlarını tutamadığı fotoğraflara yer verilmiş. Ve Baltacı'nın bazı sözleri var sol tarafta. Bize yapılan hatalar kronikleşti başlığıyla yer alıyor. Altta yine Gezal derbide olacağı ve Weghorst'un Başakşehir maçında 11'de olacağı. Hürriyet Spor diyeceğiz şimdi de. Hürriyet Spor'da kalbim çok acıyor, seneye kalamam başlığı var. Josef de Souza'nın dün açıklamalarına yer verilmiş ve bir sonraki sene Süper Lig'de kalmak istemediğine dair de açıklamalar var. O kişi Cenk ya da Salih'i sakatlasa, elinde silah olsa bana yine ceza verilecek miydi sorusunu da sordu dün basın toplantısında. Bu soru da gazetede yer alıyor. Takvim Spor'a geçiyoruz. Josef de Souza'nın görüntüleri ve söylediği sözler var yine. Gündemi sarsacak açıklamalar yaptı tabii ki. Güvende hissetmediğini ve ligde kalamayacağını söyledi. Gözyaşlarını da ayrıca tutamadı başarılı futbolcu. Gündemin öne çıkan Beşiktaş başlıklarını gazetede birlikte inceledik. Şimdi bir Skype bağlantımız daha olacak. O gün Şahinoğlu'yla beraber Beşiktaş'ın gündemini hep birlikte değerlendireceğiz. O gün hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim öncelikle. Az önce gazetelerde de okuduk. Aslında Josef de Souza ile başlamak istiyorum. Dün tatsız bir basın toplantısıydı ve sonrasında açıklamalar, ligde kalmak istemediğini söyledi. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Josef bu noktaya nasıl geldi? Buna bakmak gerekiyor. Hı hı. Hatırlar mısınız birkaç ay öncesinde Josef de Souza bir açıklama yaparak Türk vatandaşı olmak, Türk milli takımında oynamak istediğini ifade etmişti. Evet. Biz el birliğiyle Türk milli takımında oynama isteği ve arzusunda olan o aidiyet duygusuyla burada yaşamını sürdüren Josef de Souza'yı bu noktaya getirdik. Öncelikle bu noktaya getirenleri tebrik etmek gerekiyor. Bizzat bugün bunu yaşayanlardan biri olarak o olayları, hatta biz de içerisindeydik neredeyse, basın tribünde de benzer şekilde olaylar yaşandı. Yaşayanlardan biri olarak Josef'e ödül verilmesi gereken yerde ceza verildi. O tekme Mete Kalkavan'a gidiyordu. Önünde Salih olduğu için Salih'e geldi. Salih sakatlanabilirdi de. Salih sakatlanmasaydı bu cezayı veremeyeceklerdi. Sakatlansaydı bu cezayı vermeyeceklerdi, veremeyeceklerdi. Düşünsenize Salih Uçan sakatlanıyor. Diyoruz ki 5 ay yok, 6 ay yok, bir şey oluyor, Allah korusun. Josef'e ceza verecekler miydi? Hayır, vermeyeceklerdi. Mete Kalkavan'a gelseydi o tekme ceza verecekler miydi? Hayır, yine vermeyeceklerdi.
Burada hiçbir şey olmadığı için verdiler. İşte bu da hakkaniyetsiz, adaletsiz bir durumu ortaya çıkarmış oldu. Gerçekten Josef de Sousa hani tekme atsa, böyle şiddet uygulasa tamam diyeceğim. Öyle bir şey de yapmadı. Aldı ensesinden savurdu öteki tarafa. Ne yapsın yani? Müsaade mi etsin ikinci tekmesine? Her arkadaşına saha içerisinde birileri parmak sallıyor. Birileri tekme atıyor. Birileri üstüne yürüyor. Yani bunlar insan, robot değil. Joseph'i bu noktaya getirdiğimiz için ben üzgünüm. Çünkü buraya nasıl aidiyet duygusu hissettiğini, her zaman paylaşımlarıyla, söylemleriyle Türkiye'yi, İstanbul'u ne kadar sevdiğini anlatan birisiydi. Gerçekten üzücü. Bunun üzerine söylenecek bir şey yok artık. Tebrik etmek gerekiyor Joseph'i bu noktaya getirenleri. Peki. Bu haftaya devam etmek istiyorum. 6. haftada Beşiktaş Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir'de Süper Lig'de başarılı bir performansı var. Henüz mağlubiyet almadı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Valla ben çok kaliteli, iki tarafta da çok kaliteli ayaklarının olduğu bir maçta bol gol bekliyorum açıkçası. Yani futbolun en güzel tarafı da bol yani böyle goller olduğu için aksiyon goller. Bunu da Beşiktaş maçında çok kez izleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi Başakşehir maçlarında her ne kadar Beşiktaş muhabirliği yapsam da Başakşehir maçlarını da yakından takip ediyorum. Avrupa'daki son iki maçını da izledim. Bir başka seviyede oynamaya başladılar. Bence ligin şu ana kadarki dönem sürecinde en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor dediysek bu ikinci sırada kesinlikle Başakşehir vardır. O kadar kaliteli hücum ayakları var ki iki tarafında. Mesela Başakşehir'de sol kenarı kullanma Emre Belözoğlu'nun ustalığı gibi oldu artık. Lima'yı, önündeki Münir'i yanında Alexis'i dahil ediyor ve orada Okoko geliyor. Okoko tecrübeli bir oyuncu. İtalya Ligi tecrübesi var. Uzun süredir böyle yani adına yakışır performanslar yoktu Okoko'da tabii ki. Ama resmen gençleşti. Öyle futbol oynuyor artık. Takımı orkestra şefi gibi yönetiyor saha içerisinde. Çok da güçlü bir oyuncu. Kaliteli. Ben iki Avrupa maçında da izledim. Farkını ortaya koymuştu. Beşiktaş'a gelirsek aynı kalite farkı Beşiktaş'ın hücum silahlarında var. Ben Weghorst'u izlerken hayranlıkla izliyorum. Yani böyle hem toplu oyun hem topsuz oyun. Weghorst'un olup olmaması Beşiktaş'ın hücum etkinliğini tabii ki belirleyecek noktalardan birisiydi. Çünkü bir antrenmana çıkmadı yani darbe aldığı için. Evet. Dün bir Dün çıkmış. antrenmana katıldı. Başakşehir maçında artık oynaması bekleniyor. Yani bir sorun görünmüyor. Çünkü hem Gezal hem Weghorst olmasa işte orada bir yarı etkinlik azalırdı hücum hattında. Peki Ama Valerian şimdi İsmail nasıl bir yok. tercih yapar sence Gezal'ın yokluğunda Wout Weghorst olmazsa eğer? Yani ben kanatların değişeceğini düşünmüyorum. Muleka çünkü formda 4 gole ulaştı. Tabii bu golleri Weghorst attırıyor. Weghorst'u golcü diye aldılar ama asist kralı olursa şaşırmayalım. Yani çok iyi asistle yapıyor. Takımı oynatması harika. Takım arkadaşlarına servis yapıyor sürekli olarak ve Muleka da bunlardan faydalananlardan birisi. Yine kanatların ben Muleka ve Enkudu olmasını bekliyorum. Güçlü bir Başakşehir orta sahası olduğu için bu hafta Dele Alli yok sakatlığı nedeniyle. Dele Alli'nin yerine ben Berkay Vardar bekliyorum açıkçası. Berkay'ı tek böyle 6 numarada daha güçlü bir profil. Çünkü Josef de Souza da yok zaten. Hani farklı bir yöne de gidemiyor kadro. Berkay Vardar'ı oynatıp Salih Legeson'u önüne koyabilir. Ben bu şekilde bir orta saha bekliyorum açıkçası. Peki. Teşekkür ederiz aktardıkların için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ogün Şahinoğlu ile birlikte Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdik ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz şimdi. Fenerbahçe, Buruma, Lemos ve Filip Novak'ın Süper Lig kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı. Fenerbahçe'nin Süper Lig kadrosu belli oldu. Süper Lig için 14 yabancı futbolcusuna lisans çıkarabilecek olan Sarı Lacivertliler, Lemos, Novak ve sezon başında kadrosuna kattığı Bruma'yı tescil listesine dahil etmedi. Kulüpten yapılan açıklamada alınan kararın teknik olduğu ve oyuncuların bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi.
Lemos, Novak ve Buruma ligin ilk devresinde Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek. Fenerbahçe haberlerimizi izledik. Şimdi gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Bakalım Fenerbahçe ile ilgili bugün öne çıkan haberler neler olmuş? Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. En üstte yeni favori Henrique başlığı atılmış. Performansı yükselişe geçen ve Dinamo Kiev maçında bir gol bir asistle galibiyeti getiren Brezilyalı savunmacı taraftarın yeni sevgilisi oldu. Henrique'nin performansı gerçekten çok beğeniliyor. Buna atıf yapılmış ve ortada Avrupa'da sıra Rennes'de başlığı var büyük bir şekilde. Dinamo Kiev zaferiyle havaya giren Kanarya şimdi de Rennes'i gözüne kestirdi. Grupta liderliği isteyen Jorge Jesus Fransız ekibi karşısında kadrosunu belirledi. Yukarıdaki detaylara da bakmak istiyorum. Ön baskı sürecek yazıyor. Bu sezon yaptığı ön alan baskısıyla oyun kurdurmayan Fenerbahçe Rennes karşısında da bunu sürdürecek. Jesus baskıyla goller bulmayı hedefliyor deniyor. Devam ediyoruz. Fanatik gazetesi diyeceğiz şimdi. Forvet'te forma savaşı kızışacak başlığı var. Sağ üstte gördüğünüz. Sarı lacivertlerde transfer döneminin son günlerinde Michy Batshuayi kadroya dahil edilmişti. Böylece Kanarya'da forvet hattındaki oyuncu sayısı bir anda 5'e yükselmişti. Enner Valencia ve Serdar Dursun'un yanına Joshua King, João Pedro ve Batshuayi eklenmiş oldu. Orta alanda Jesus etkisi başlığı var. Sarı lacivertlilerde yeni transferlerin ardından aidiyet duygusunun yanı sıra hiçbir mevkide eksik yok. Gelinen noktada Jorge Jesus etkisi fazlasıyla hissedildi. Jesus oyundan hiç kopmuyor ve tribünlerde de bir güven ilişkisi kurulmuş durumda. Fenerbahçe 30 yaş üstü transfer yapmadı. Düşünülmeyen Novak dışında 30 yaş üstünde oyuncusu da yok. Gelen ilk 11 oyuncularından sadece Henrique kiralık. Dolayısıyla aidiyet duygusu da eksik kalmayacak demiş Mehmet Demirkol'un özel haberinde. Başlıklarını da okumak istiyorum aslında. Rakip kaleye yaklaştırmadı. Oyuncuları şekillendirdi. Kapılmaya izin vermiyor Jorge Jesus. En altta Rennes'e yakın takip başlığı var. Süper Lig'de haftayı bay geçen ve Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Perşembe günü Rennes deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de. Jorge Jesus ve kurmayları Lig 1'de bu akşam Aksel'i ağırlayacak. Rakiplerini ayrıntılı analiz edecek deniyor. Bakalım Avrupa arenasında Fenerbahçe tutturduğu başarıyı devam ettirebilecek mi? Sabah spor diyeceğiz şimdi. Sol alt köşede Jesus'un fotoğrafı var. Topu kimseye bırakmıyor başlığı atılmış. Fenerbahçe ön alanda yaptığı presin meyvelerini almaya başladı. Rakibi bozup tehlike yaratan sarı lacivertliler Süper Lig'de mücadele eden 19 takım arasında rakip sahada top kazanma alanında 14.4 ortalamayla birinci oldu. Ceyhun Yüksel'in haberi bu da. Rakibe anlık şok pres uygulanıyor. Genelde bütün gazeteler aslında Jorge Jesus'un başarılı teknik direktörlüğüne vurgu yapmış. En altta Buruma tescil edilmedi. Az önce haberlerimizde de izlemiştik. Buruma bu sezon Süper Lig'de olmayacak. Devam ediyoruz Takvim Spor'la. Arda Güler'in fotoğrafı ve Jorge Jesus'un fotoğrafı var. 1500 dakika alarmı başlığı atılmış. Arda Güler bu sezon resmi maçlarda sadece UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Slovatko deplasmanında 90 dakika forma giydi. Diğer maçlarda sonradan oyuna girdi. Arda Güler'in sözleşmesindeki madde yönetimi tabii harekete geçirdi. Çünkü 1500 dakikadan az süre alırsa 5 milyon euroya serbest kalabilecek başarılı oyuncu. Arda Güler'in sözleşmesindeki madde Fenerbahçe'yi zora soktu. 1500 dakikadan az süre alırsa 5 milyon euroya serbest kalabilecek. Jorge Jesus'la görüşen Başkan Ali Koç Arda Güler'in daha fazla süre almasını istedi. Jesus'un cevabı ise şimdi değil oldu. Aslında ilk maçlarda da eleştirilmişti bu konuda Jesus Arda Güler'i neden oyuna almadığıyla ilgili. Ama bu tutumunu devam ettiriyor. Yok böyle rekabet var sol tarafta gördüğünüz gibi. Fenerbahçe'de üçlü forvet hattında Valencia, Batshuayi, King, Rossi, Serdar Dursun, Emre Mor ve hatta İrfan Can Kahveci ilk 11 için mücadele verirken
Savunmadaki 11'deki yerleri garanti olan Perez ve Salah'ı dışında 3. stoper için Serdar Aziz ve Henrique arasında kıyasıya bir rekabet oluştu. Tabii fazla transfer yapınca forma rekabeti ve ilk 11'de de değişiklikler olabiliyor. Son gazetemize geçiyoruz. Yeni Asır Spor sağ altta Fenerbahçe 3 kadro dışı başlığı var. Sarı lacivertli yönetim 17 olan yabancı sayısını 14'e indirdiklerini ve Buruma Novak'la Lemos'a lisans çıkarılmadığını açıkladı. Fenerbahçe'de Buruma, Lemos ve Filip Novak Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmedi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada futbol ağ takımı oyuncularımızdan Buruma, Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmedi ve bu sezon Süper Lig'de olmayacak denildi. Haberlerimizi izledik. Şimdi günün son Skype bağlantısı için A Spor yorumcusu Ümit Aktan'a gideceğiz. Onunla birlikte hem gündemi hem Süper Lig hem de Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Çok teşekkür ederim. Süper Lig'in 6. haftasıyla başlamak istiyorum aslında. Oynanan maçlar var, oynanacak maçlar var. Siz nasıl başladınız Süper Lig'e, nasıl görüyorsunuz? Yani en ilginç bir hafta. Bir kere Fenerbahçe'nin maçının olmaması haftayı daha bir ilginç hale getiriyor. Zirvede şu an itibariyle Konyaspor'un olması önümüze başka bir fotoğraf çıkartıyor. Ama bugün oynanacak maçlar ve yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte yine bize renkli, üzerinde çok konuşabileceğimiz hafta içini, yani salıyı, çarşambayı, perşembeyi dolduracak malzemeyi üretebilecek bir hafta yaşayacağımızı gösteriyor. Bu akşam özür diliyorum. Kasımpaşa Galatasaray karşılaşması. Evet. Kasımpaşa'nın toparlanmakta ve çıkışta olduğu bir takım olması, Galatasaray'ın da bu kadar bol malzemeyi nasıl kullanacağı sorusunu beraberinde getiriyor. Bunların cevabını saat 20'de alacağız. Ama yarın akşamki Başakşehir mücadelesi, Beşiktaş'la oynanacak maç, gol yememiş bir takımla çok kolay gol atan bir takımın maçı, bir İngiliz Premier Lig benzerini bize 40 dakika sunmaya çalışan, hatta bunu özür dilerim 50'ye 60'a çıkartmaya çalışan bir takım, bir tarafta da iyi direnen bir takım. Çok renkli bir maç ve bu da zirveyi şekillendirecek bir mücadele. Ben bizi güzel bir haftanın, üzerinde çok konuşacağımız maçların bizi beklediğini düşünüyorum. Peki yeni transferler var dediniz ama aslında Okan Burun da yaptığı açıklamada bazılarının hazır olmadığı ve bu maçta oynamayacağını da gördük. Az önce gazetelerde de inceledik. Örneğin Rose, Yusuf Demir ve Raşit San'ın kulübede olabileceği yazıyor. Siz neler söylersiniz? Yani bunlardan bazılarını kullanabilir. Maçın gidişine göre, skora göre, ben Kasımpaşa maçının farklı bir skorla rahat bir maça dönüşebileceğini tahmin etmiyorum. Dolayısıyla hadi maç garantiye geldi, oyuncularımızdan bazılarını görelim diyebilecek bir maç değil. Bir de taraftarın isteğine karşılık verebilmek için oyuncuları sahaya sürmek bir sıkıntıya neden olabilir. Sanıyorum savunma dörtlüsünü aynı kuracaktır. Geçen haftayı tamamladığı şekilde Abdülkerim Bardakçı olmadan bir dörtlü oluşturacaktır. Sol tarafta Van Arnold oynamazsa Galatasaray için daha iyi ve hayırlı olur. Orada Kazımcan'ın daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Buna karşılık yeni transferlerden bir stoperi bu karşılaşmada görme ihtimalimiz olabilir. Çünkü onu da takıma bir an önce monte etmek lazım. Nelson'un milli takımıyla birlikte 1,5 ay Arabistan'da, Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda boy göstereceğini düşünürsek oraya bir montaj yapılması gerekiyor. Bunun denemeleri de süratle başlamalı. Ben Pereira Torreiro gibi bir ikilemin bozulmayacağını düşünüyorum. Belli ki Berkan'ı kullanmak istiyor Taylan gittiğine göre. Berkan bu kadronun Türk kontenjanında oynatabileceği bir oyuncu. Kerem ve Yunus'un da sorunu çözmek yerine sorunu çözecek oyunculara hizmet etmek gibi bir görevi üstlenmeleri durumunda
Galatasaray'ın şansı artabilir. Yukarıya doğru kendini yarışın potasının içerisine sokabilir. Ama potanın orası belli ki bu hafta Başakşehir-Beşiktaş maçının galibine beraberlik halinde Konyaspor'a rezerve edilmiş durumda. Dolayısıyla Galatasaray'ın zor bir maçta sadece 3 puan mücadelesi vereceğini düşünüyorum. Ama yine de çok kolay bir maç olmayacağını bir kez daha vurgulayalım. Peki yeni transferler geldi dedik. Sizce yerli oyuncular arasında ilerleyen günlerde forma rekabeti yaşanır mı? Yerlileri nasıl etkiler bu durum? Yani yerlilerin bazıları kontenjandan dolayı yerli 3 oyuncudan biri olmak durumunda kalıyorlar. Etkilenmesi gerekenler burada Yunus ve Kerem. Kerem'in kendi asli görevinin dışında başka işleri de yapmaya kalkması, çok fazla topla haşır neşir oynaması, topla vedalaşmak için çok nazlanması, Yunus'un da bildiği en iyi şeyi içeriye kat edip yakın köşeye sol ayağıyla vuruş denemeleri. Bunlar sonuç getirmedi. Oysa bu iki oyuncu da santrfor bölgesinde bulunan o çok renkli şahsiyetlere, yani Gomis, Seferovic ve tabii geldiği zaman Icardi'ye servis hazırlamak durumundalar. Ya da Mata'nın dönüşüyle birlikte 2-3 hafta sonra onun araya atacağı toplarda fırlayıp gidip son çizgiye inmeyi planlamalılar. Eğer bu şekilde oynamaya devam ederlerse Kerem ve Yunus da kenara gelebilirler. Türk kontenjanı başka oyunculara yer açmak durumunda kalabilir. Eğer onların yerine de işte Yusuf Demir ve yani Raşitza gibi oyuncular kullanılacaksa, o zaman Galatasaray kalede Okan Koçuk'la başlayacağı maçlara kendini hazırlamak durumunda kalacak. Bu da bir başka çözülmesi gereken bir sorun gibi görünüyor benim için. Peki geçen hafta da konuşmuştuk sizinle ama tabii 5 transfer geldi ama yalnızca bir tanesini biliyorduk, Icardi'nin geleceğini. Ve siz de yalnızca Icardi gelirse bu takımı kurtaramaz, orta alana da önemli takviyeler yapılması gerekiyor demiştiniz. Şimdi sizce bu transferler Galatasaray'ı iyi bir konuma taşır mı? Yani orta alan güçlendi ama tabii ki Juan Mata'nın çok önemli bir oyuncu. Kadroya girebilmesi için, güçlenebilmesi için idman eksikliğini gidereceği, ne kadar çabuk giderirse o kadar başarılı olacaktır. Bence 2 veya 3 maç haftasına ihtiyacı var. Onun dışında savunmaya alınan Ross bence en doğru takviyedir. Genç yaşında hava topu üstünlüğü olabilen ve iki ayağını da kullanabilen bir oyuncu olması nedeniyle orada Galatasaray'ın Nelson ve Abdülkerim Bardakçı'ya olan mahkumiyetini çözebilecek ve renk katabilecek, orayı coşturabilecek bir oyuncudur. Yani savunmasına, stoperine takviye yapmış, orta sahası renklenmiş Galatasaray'ın hücum alanında artık tek gollerle Gomis'e bağlayarak kazanacağı maçların yerine daha coşkulu, daha fazla rahat kazanabileceği maçlar oynaması için 2 veya 3 haftaya kadar ihtiyaç var. Ama bu oluştuğu zaman da lig 1,5 ay duracak. Galatasaray'ın böyle bir handikapı var. Bunu aşmak teknik adamın işi. Herhalde bunu gün gün, hafta hafta planlıyorlardır şimdiden. Muhtemelen. Son olarak Gomis'i sorayım. Bugün forvette Gomis bekleniyor. Sizce nasıl bir performans sergiler? Gol katkısı verir mi? Gomis 90 dakika oynayacak durumda değil. Ya son 20 oynar ya ilk 60 oynar. Dolayısıyla Gomis Seferovic hamlesi, değişikliği olabilir ama Gomis'in ve Seferovic'in orada önemli işler yapabilecek variyeteleri sunması için Mertens gibi bir aktöre ihtiyaç var. Arkada Oliveira'nın vuruşları artık direklere değil de 7.32-2.44'ün içine girmeye başlarsa ve Mertens'in o hünerli, tecrübeli, ahir oyunu gol üretme konusunda servis vermeye başlarsa, o zaman Gomis de Seferovic de sorunu çözebilir, gol atabilir. Hatta Kerem ve Yunus da atabilir.
Ama tekrar söylüyorum, Kerem ve Yunus'un kanat oyuncusu iken Seferovic'in veya Gomis'in yanına gelmeleri o yayın içerisinde, ceza alanının önündeki yayın içerisinde gereksiz bir kalabalığa sebep oluyor ve Galatasaray son çizgiye inip de kaleye doğru orta yapan bir takım durumundan kurtuluyor. Bunu beklerinden bekliyor. Sacha Boey bunu yapmaya başladı. Varna Arnold'un bunu yapacak gücü de yok. Mecali de yok. Dolayısıyla Galatasaray'ın böyle bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı çözdüğü anda başarı gelecektir. Peki, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ümit Aktan'la birlikte hem Süper Lig'in programını, oynanan maçları hem de Galatasaray'ı değerlendirdik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adana Demirspor'un Fransız futbolcusu Benjamin Stambouli, Trabzonspor karşısında kalitelerini göstermek istediklerini söyledi. Sabah sporunda 3. saatinde sonuna geldik. Biz sizlere veda ederken dün akşam Aspor ekranlarında yayınlanan takım oyun programının öne çıkan bölümlerini sizlerle buluşturacağız. Hoşçakalın.